Beş! Burada! Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin hakkında görevi kötüye kullanma suçundan dava açılan dönemin İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli Emniyet Amiri Dursun Özmen'in yargılanmasına devam edildi. Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Büyük Birlik Genel Başkanı Mustafa Destici ile kazada ölen gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş, parti yöneticileri ve avukatları hazır bulundu. Allah, Bismillah, Allahu Ekber! Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber! Parti avukatları dönemin Kayseri Emniyet Müdürü Orhan Özdemir, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ve dönemin İstihbarat Şube Müdürü Ali Orhan Dinç'in yargılanmasını talep etti. Aynı zamanda FETÖ soruşturması kapsamından da tutuklu bulunan sanık Özmen'in katılmadığı duruşma, avukatların taleplerinin ardından 13 Ekim'e ertelendi. Muhsin Yazıcıoğlu! Burada! Muhsin Yazıcıoğlu! Burada! Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının hayatını kaybettiği kazanın davasından vazgeçmeyeceklerini ifade etti. Gerçekten bu hadisenin bir an önce aydınlatılmasını bekleyen aileler adına, şahsım ve camiamız adına ve Türk milletimiz adına, Türk ve İslam coğrafyası adına üzgünüz. Çünkü bu davanın takipçisi sadece biz değiliz. Yüreğinde vatan ve millet sevgisi olan ve gerçekten hukukun üstünlüğüne inanan herkes bu hadisenin aydınlatılmasını, buradaki şüphelerin giderilmesini ve burada hatası, ihmali, kusuru, kastı olanların net bir şekilde ortaya çıkarılarak hak ettikleriyle buluşmasını bekliyor. Parti avukatlarından Kemal Yavuz, Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının hayatını kaybettiği kazanın davalarının tek dosyada toplanması gerektiğini ifade etti. Yani şu ana kadar 7 ayrı soruşturma var. Bunlardan en aktif olanı bugünkü yargılaması olan Dursun Özmen'le ilgili dosya. Fakat bizim için önem arz eden dosya ise ana dosya diye tanımladığımız 20 Haziran 2016'da takipsizlik verilen ve şu an bir sulh cezada takipsizliğe karşı itirazımız incelemede olan dosyadır. Takipsizliğin reddiyle inşallah bize göre dava yeni bir evreye girmiş olacak.